yıllarda ülkemizde giderek artan özellikle öğrencilere dönük yani ve kız olsun erkek olsun fark etmiyor çocuklara dönük istismarın giderek toplumda artması belki bu hep vardı ama şimdi bu iletişim çağında bu çağda bunların göz ardı edilmemesi lazım. Asıl rahatsız edici olan bunun devlet eliyle devamlı örtbas edilmeye çalışılması, kapatılmaya çalışılması. Bunun da gerekçe olarak devletin, hükümetin buna ahlaki değerleri bizim önümüze çıkarması. Eğer ahlaki değerleri korumak istiyorsak çok daha fazla bu yapanları deşifre etmeliyiz. Bunun farkındalığını yaratmak için, aileleri bilinçlendirmek için, çocukları bilinçlendirmek için bu olayları örtbas etmek değil, üstüne gidip bizzat sorumlularını cezalandırıp biz ve bu konuların toplumda daha iyi yer bulmasını sağlamamız gerekiyor. Bugün burada olmamızın nedeni bu. Kadın platformumuzun bugünkü asıl amacı İznik'te ve Türkiye'de farkındalığı arttırmak. Biz de kadın platformundaki arkadaşlarımıza destek amacıyla buraya geldik. Bütün amacımız, derdimiz çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin, çocuklarımıza zarar vermeyin. Devletten de beklediğimiz, hükümetten de beklediğimiz çocuklarımıza zarar verenlerin, çocuklarımızın üzerinde elleri olanların bir an önce cezalandırılması, bir an önce yargı önüne çıkarılması ve mutlaka sonuca ulaştırılması. Ama buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan yöneticilerin